Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta kaldığımız yerden deneme çözümlerine devam ediyoruz. Özellikle evde kaldığımız şu dönemde KPSS'de çıkabilecek tarih sorularının örnekleriyle tekrardan karşınızdayız. Şimdi vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Uygur yöneticilerinin resmi din olarak Maniheizmi kabul etmesine rağmen bu dinin halk arasında fazla yayılmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Yöneticiler bu dini kabul ediyor ama halk arasında fazla yayılmıyor. Hatırlarsanız Uygurlar yerleşik hayatı geçtikten sonra Mani dinini Böyük Ağa'nın döneminde kabul ettiklerini söylemiştik biz. Bu dini kabul ederek yerleşik hayatı geçiyorlar. Mimari alanda, kültürel alanda ilerliyorlar ama Mani dini et yemeği yasakladığı için Uygurlar diğer Türk devletlerine nazaran savaşçılık özelliğini kaybediyorlar. Bu din halk arasında kabul görmüyor. Çünkü halkın milli kültürüne uygun değil. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuza geçelim. Garipname adlı eserinde Arapça ve Farsçanın kullanılmasını eleştiren halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir? Daha önce 12.000 beyitten oluşan ve aşık Paşazade'ye ait olduğunu söylediğimiz eser Garipname'dir arkadaşlar. Bu sorular genelde ezber sorusudur. Önemli eserlerini sorabilirler bize. Bunları ezberlemekte fayda var. Üçüncü sorumuza geçelim. Anadolu Selçuklu döneminde meydana gelen donanmanın oluşturulması, deniz aşırı seferlerin yapılması, Anadolu kıyılarının fethedilmesi. Olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi donanma oluşturulması için arkadaşlar ilk önce denize yakın yerlerin fethedilmesi gerekiyordu. Şehirlerin. Özellikle neresiydi? Sinop, Alanya, Antalya. O zaman benim birinci öncülüm 3. Daha sonra donanma oluşturuluyor. En son olarak da donanma oluşturulduktan sonra deniz aşırı seferler başlıyor. Yani 3, 1, 2. Doğru cevabımız A şıkkı. Ya bu soru hakkında bilgi sahibi olmaması, olmasanız bile mantık yürüterek bu tarz soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmasına rağmen Moğolların Anadolu'ya komşu olmasına sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşı kazanmış ama Moğol tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Yani arada bir tampon bölge olması gerekiyor ki o tampon bölge çıktıktan sonra Moğollarla karşı karşıya gelmiş olalım. Şimdi savaşlara baktığımız zaman özellikle Moğol kökenli İlhanlı Devleti ile Anadolu Selçuklu arasında tampon olan hangi devlet vardı? Harzem Şahlar vardı. Harzem Şahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti de arkadaşlar 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı'nı yaptılar. Bu Yassı Çemen Savaşı'ndan sonra Harzem Şahlar yenilince otomatikman Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar karşı karşıya geldi arkadaşlar. Bundan sonra zaten Moğolların Anadolu'ya girdiğini göreceğiz. Buradaki diğer savaşları inceleyecek olursak Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile yine Moğollar arasında. Köse Dağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında ve bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine giriyor. Dandanakan Savaşı bir Türk devleti ya yani bir Müslüman Türk devleti olan Gazneliler ile yine bir Müslüman Türk devleti olan Selçuklular arasında oluyor. Gazneliler tarih sahnesinden yavaş yavaş silinirken Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesine çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz sorular da size gelebilir. Yine Mirya Kefelon Savaşı yurt tutan savaş olarak da gelebilir. Hatırlarsanız 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Mirya Kefelon Savaşı ile de Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kanıtlanmıştı. Bu tarz sorulara da dikkat etmekte fayda var. Beşinci sorumuza geçelim. Kendi döneminin en önemli din bilgilerinden biri olarak kabul edilen ve kanuni ile oğlu Selim'in şeyhülislamlık yapan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kanuni ile oğlu Selim'e diyor. Bazen TV'deki dizileri eleştirebiliriz ama böyle soruları çözerken işimize de yaramıyor değil. Özellikle Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi çıkıyordu. Rahmetli oyuncumuz Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ebu Suud Efendi vardı. Bizim buradaki doğru cevabımız B şıkkı Ebu Suud Efendi'dir arkadaşlar. Bakın bir diziden gene fayda çıkartabildik kendimize. Yine burada bakın bir isim daha var. Onun da üzerini karalayalım bir. Zembilli Ali Efendi neden önemlidir? Zembilli Ali Efendi arkadaşlar 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinin önemli şeyhül İslamıdır. Öyle ki Yavuz Sultan Selim'e bile bazı yerlerde kafa tuttuğu söylenir. O kadar büyük bir alimdi kendisi. 6. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da kadıların görevlerinden biri değildir diyor. Bakın kadıların. Şimdi miras, yargılama, kazaların yönetimi, Nah belirleme gedik verme Osmanlı'da gedik sistemi vardı ticaretle uğraşmak isteyenlere verilen bir belge niteliğindeydi arkadaşlar bundan ben daha önce bahsetmiştim bu belgeyi de kadılar vermiyor lonca teşkilatı veriyor yani bizim buradaki doğru cevabımız E şıkkıdır 7. sorumuza geçelim Osmanlı devletinde yasama yürütme ve yargı yetkilerinin Padişah'ta toplanmış olmasına ve kanunların Şeyhülislam bakın Şeyhülislam onayından sonra yürürlüğe girmesine bakılarak devlette görülen yönetim şekilleri arasında monarşi, oligarşi, teokrasi, meşrutiyet hangilerinin olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar bütün yetkilerin padişah'ta toplanması monarşik yapıya göstergedir. Fakat burada diyor ki bu kanunlar ve yasalar Şeyhülislam'ın onayından sonra geçecek. Yani burada teokratik bir yapı var. Teokrasi. Uluğarşı veya meşrutiyet burada yok. Bizim doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani C şıkkı. 8. sorumuza geçelim. Osmanlı Merkez Ordusu içerisinde Cebeciler, Akıncılar, Lağımcılar, Azaplar hangilerinin yer aldığı söylenemez diyor. Şimdi Merkez ordusu Kapıkulu Ocağı olarak bilinir. O da kendi arasında ikiye ayrılır demiştik biz. Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarileri. Cebeciler ve lağımcılar bu gruba girerken bakın cebeciler ve lağımcılar bu gruba girerken arkadaşlar akıncılar ve azaplar şöyle farklı çizelim. Akıncılar ve azaplar yardımcı kuvvetlere girerlerdi arkadaşlar. Yani bizim buradaki cevabımız 2 ve 4 C şıkkı. 9. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda sertliği ve otoritesiyle huzuru sağlayan, İstanbul'da geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edip yasakları kontrol etmek için kıyafet değiştirerek gezintilere çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar bir dizide çıkmıştı kendisi. Muhteşem Yüzyıl Kösem zannedersem dizinin adı. Hatta içki, tütün ve kahvaneleri de yasaklayan padişah olarak da biliniyor. Bağdat Fatih ünvanıyla da karşımıza çıkılır, çıkabilir. Bu kişi arkadaşlar C şıkkındaki 4. Murat'tır. Bizim cevabımız C şıkkı. Burada bakarsanız yine ikinci Osman var. Genç Osman. Yeniçeriler tarafından katledilen bir Osmanlı padişahıydı. Bu da dipnot olarak verebileceğimiz bilgilerden biri olsun lütfen. 10. sorumuza geçelim. 3. Selim döneminde kültürel gelişmelerin sağlanması için yapılan çalışmalar arasında yabancı dil eğitimine önem verilmesi, ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi, batı eserlerinin tercüme edilmesi, hangilerinin ne olduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar şimdi 3. Selim döneminde biz bahsederken daha önce Fransızca yabancı dil eğitiminde önemli yer tutmuştu demiştik. Yine o dönemde bakın şu var yabancı dil eğitimi yani burada Fransızca var. Yine o dönemde Batı'nın eserleri tercüme edilmişti. Özellikle Batı'dan ve Arapça'dan eserler tercüme edilmişti. Fakat buradaki ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi arkadaşlar kimin zamanındaydı hatırlarsanız ondan da bahsetmiştik. İkinci Mahmut dönemindeydi. O zaman bizim buradaki doğru cevabımız 1 ve 3 C şıkkıdır. 11. sorumuza geçelim. 1929 Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Burada 1929 yazmış. Lakin arkadaşlar bu 1929 değil. Burada bir yazım hatası var. 1829 olacak. Bu konudan da daha önce ben bahsetmiştim. Ve bu devlet kimdi? Yunanistan'dı arkadaşlar. Şimdi burada ben sıralamayı tekrardan hatırlatayım size. Çünkü bu sorular genelde geliyor karşımıza. Osmanlı'da şöyle ilk kez imtiyaz alan devlet 1812 Bükreş Antlaşması ile Sırplardır arkadaşlar. Daha sonra Bağımsızlık 1829'da Yunanistan tarafından alındı. 1878 Berlin Antlaşmasıyla da Romanya, Sırbistan ve Karadağ. Bunlar arkadaşlar burada Karadağ'ı vermemiş. Bunlar bağımsızlığını alıyorlar. En son olarak da 1. Balkan Savaşı ile birlikte Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi burada bakın Arnavutluk karşımıza geliyor. Bizim buradaki doğru cevabımız C şıkkı. Ama bu şıklarında ne işe yaradığını bilmekte fayda var arkadaşlar. 12. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti tarafından 19. yüzyılda açılan Darüşşafaka, Darul Eytam, Hilali Ahmer gibi kurumların hangileri sosyal devlet anlayışını yansıttığı söylenebilir. Şimdi Darüşşafaka neydi? Hala günümüzde de bahsedilir ismini duyarsınız. Öksüz ve yetimlerin okuluydu arkadaşlar. Darul Eytam neydi? Yetimler yurdu. Hilali Ahmer. Bu sizin belki isim yabancı gelebilir ama Kızılay'ın eski adıydı arkadaşlar. Günümüzde de Kızılay'ı biliyorsunuz zaten. Bunların hepsi sosyal devletin gerektirdiği kurumlardır. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. 13. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. Navarin olayı, bakın 19. yüzyıl diyor. Kırım Savaşı, Mehmet Ali Paşa isyanı. Bu gelişmelerden hangilerine birden fazla Avrupa devletinin müdahil olduğu söylenebilir diyor. Birden fazla Avrupa devleti. Şimdi Navarin şöyle üstünü karalayalım. Navarin'de ne olmuştu? Donanmamız Rus, Fransız ve İngilizler tarafından yakılmıştı. Yine burada hatırlarsanız Osmanlı dört defa yakılmıştı donanması demiştik. Bu onlardan biridir. Kırım Osmanlı Kırım'da kime karşı savaşıyordu? Rusya'ya karşı savaşıyordu. Lakin İngiliz, Fransız ve Piemonte devletinden yardım aldık. Biz buna denge politikası diyoruz ve yine bu dönemde ilk dış borç İngiltere'den alınmıştı. O zaman bunlara yine birden fazla devlet katılmış arkadaşlar. Ve son olarak Mehmet Ali Paşa isyanı. Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz Osmanlı'nın Mısır valisiydi. Bu bizim iç sorunumuzdu. Lakin Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleri o kadar güçlüydü ki Osmanlı Devleti İngiliz, Fransız ve Rusların yardımını aldı. Yine burada arkadaşlar bir iç sorunken dış sorun haline gelen maddemiz Mehmet Ali Paşa isyanıdır. Bundan dolayı bizim doğru cevabımız E şıkkıdır. Soruları değerlendirirken neler olduğunu bilmekte fayda var. 14. sorumuza geçelim. 1875 yılında yayın hayatına başlamıştır. Baş yazarı Şemsettin Sami'dir. Türk basın tarihinde miladi tarih kullanan bakın miladi tarih kullanan ilk gazetedir. Yukarıda özellikleri verilen gazete aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz ne demiştik? Birinci Dünya Savaşı'nda Peyam gazetesi ile birleşecek olan bir gazete vardı. Bu gazetenin ismi de günümüzde Sabah Gazetesi olarak bilinen gazetedir. Aynı gazete değil de günümüzdeki Sabah Gazetesi'nden aklınıza gelsin arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 15. sorumuza gelelim. Senedi ittifak, kanuni esasi, tanzimat fermanı. Osmanlı Devleti'nde görülen belgelerden hangilerinin ortaya çıkışı Fransız İhtilali'ne bağlanabilir? Şimdi Fransız İhtilali neydi? 1789 yılında çıkmış ve Osmanlı'da tanzimat, ıslahat Kanunu Esasının ilanında etkili olmuştu. Biz bunlardan bahsetmiştik. Yani Senedi ittifak kanuni Esası Tanzimat fermanı. Şimdi biz şunun üzerine ayrı karalayacağız. Senedi ittifakı. Bizim burada olması gereken şey tanzimat fermanı var. Kanun esası var. Ne yok? Islahat fermanımız yok. Bunların üzerinde etkili oldu ama senedi ittifakın üzerinde etkili olmadı. Neden? Senedi ittifak neydi? 1808 yılında 2. Mahmut ile ayanlar arasında olan bir belgeydi ve padişah yetkilerini ilk kez sınırlandıran sözleşme niteliğindeydi. O zaman benim buradaki doğru cevabım 2 ve 3. 1'e etki etmiyor arkadaşlar. 16. sorumuza gelelim. Sovyet Rusya'nın savaştan çekildiği antlaşmadır. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya bırakılmıştır. İtilaf devletleri bu antlaşmayı tanımamıştır. Bakın İtilaf devletleri bu antlaşmayı tanımıyor ve Sovyet Rusya bu antlaşmayla savaştan çekiliyor. Neydi? Çanakkale Boğazı'nı geçemiyor. İngilizler geçemiyordu. Ruslara yardım edeceklerdi hatırlarsanız. Ama geçemeyince Rusya'da Bolşevik İhtilali ile bir antlaşma imzalayarak savaştan çekiliyor. O antlaşma da Brest-Litovsk Antlaşması'dır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daha önce yine bu konudan biz bahsetmiştik. 17. sorumuza geçelim. 23 Nisan 1920'de açılan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Şimdi milli birliği sağlamak olabilir. Yurdu düşman işgalinden kurtarmak olabilir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlamak tabii ki bu amaçlardan biridir. Temsil heyetini fes etmek, ulusal irade ile birlikte hareket etmek. Şimdi baktığımız zaman da burada temsil heyetini fes diyor. Temsil heyeti arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar görev yapan bir kurumdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca görev süresi zaten sona eriyor otomatikman. Bunun TBMM'nin temsil eğitimini feshetme gibi bir durumdan söz edilmesi burada imkansız. Zaten aynı amaç doğrultusunda kurulmuştu arkadaşlar. Temsil heyeti de aynı amacı gidiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynı amacı gidiyordu. Bundan dolayı bizim buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. 18. sorumuza gelelim. Milli mücadele döneminde gerçekleştiren çalışmalardan hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini arttırdığı söylenemez diyor. Bakın otoritesini arttırdığı söylenemez. Kıyaneti Vataniye Kanunu, Firariler Kanunu, Sivas Kongresi, Kurulan Düzenli Ordu, İstiklal Mahkemeleri. Şimdi burada arkadaşlar Sivas Kongresi hariç şu pardon düzeltiyorum hemen yanlış işaretledik. Sivas Kongresi hariç Diğerlerinin hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğine artı olarak yansımıştır. Sivas etki edemez çünkü arkadaşlar Sivas Kongresi zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önce olan bir olaydı. Bundan dolayı normalde Sivas Kongresi de vatanın bütünlüğü için yapılmış bir kongreydi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önceydi. Bunu unutmayalım lütfen. 19. sorumuza geçelim. Daha önce Diplomasi deneyimi ve yabancı dili olduğu halde bakın diplomasi deneyimi, diplomasi ve yabancı dili. Mondros Ateşkesi'nde bıraktığı intibadan dolayı Lozan görüşmelerine gönderilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız Mondros'un imzalanmasında görev alan Rauf Orbay'dı ve burada yaptığı antlaşmayı imzaladığından dolayı Rauf Orbay yerine Mustafa Kemal Paşa Kimi göndermişti? Lozan'a tabii ki İsmet Paşa'yı göndermişti. Bizim buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Yine burada arkadaşlar şıklar arasında Ali Fuat Paşa var. Ali Fuat Cebesoy. O da arkadaşlar normalde Batı Cebesi komutanlığına atanmıştı. Daha sonra oradaki ufak tefek hatalardan dolayı kendisi Moskova Büyükelçiliğine gönderilmişti. Bunları unutmayalım lütfen. 20. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Lozan konferansına giden Türkiye heyetinin itilaflara karşı öne sürdüğü barış şartlarından biri olamaz diyor. Şimdi hatırlarsanız bu Lozan'la alakalı ben bahsederken daha önce bazı maddeler saymıştım. Şimdi onları inceleyelim. Sınırların misaki milliye uygun olması, kapitülasyonların kaldırılması, boğazların statüsünün bağımsızlığa uygun düzenlenmesi, savaş tazminatının ödenmeyeceği, Batı Trakya'dan vazgeçilemeyeceği. Şimdi Batı Trakya arkadaşlar Mondros'tan önce kaybedildi. Bundan defalarca ben bahsettim. Bundan dolayı misaki milli sınırlarımız içerisinde yer almıyor arkadaşlar. Misaki milli de yer almayan bir bölgeden de vazgeçilmesi söz konusu olamaz. Bahsettiğimiz şeyler karşımıza soru olarak gelince tabi ben de mutlu oluyorum. 21. sorumuz. 3 Mart 1924'te çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun milli layık çağdaş Eğitime hangi nitelikleri kazandırdığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile arkadaşlar milli bir eğitimimiz oldu. Layık bir eğitimimiz oldu. Çağdaşlık seviyesine de ulaştık. Bizim doğru cevabımız burada Edirne'dir. Mantık yürüterek de bu tarz soruları çözebilirsiniz. 22. sorumuza geçelim. Yeni Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engellediği için kaldırılan unsurlar arasında kapitülasyonlar, kabotaş kanunu, dış borçta idaresi hangilerinin olduğu söylenebilir diyor. Şimdi kapitülasyonlar ve dış borçlar diyor ya duyunu umumi dış borçlar idaresi bunu engelledi arkadaşlar ve bunlar Lozan'da kaldırıldı. Yani şunu işaretleyelim dış borçları işaretleyelim. Bizim buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Fakat kabotaj kanunu deniz karasularımızla alakalı. Bundan dolayı bu durumun dışında kalır arkadaşlar. 23. sorumuza geçelim. Atatürk Çağdaşlaşmayı medeni dünyada devlet ve millet olarak varlığı sürdürebilmenin önemli bir aracı olarak görmüştür. Bunu gerçekleştirmenin tek şartının milli bir kültür ile bu alanda verilecek eserler olduğuna inanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürü geliştirmek için yapılan çalışmalardan biri değildir diyor. Şimdi tevhid-i tedrisat e zaten yan soruda bahsettik bu o zaman olabilir. Toprak reformu düşünmek gerekiyor. Üniversite inkılabı eğitimle alakalıdır. Türk Dil Kurumu'nun gene açılması, milli dil, milli birlik, evet. Medreselerin kapatılıp eğitimi tek elden yürütülmesi, evet bu da olabilir. Ama 5 yakındaki toprak, toprak reformunun yapılması bunlardan biri değildir. Neden? Arkadaşlar toprak reformu toprağa olmayan köylüye toprak dağıtımınla alakalıdır. Doğru cevabımız bundan dolayı B şıkkıdır. 24. soru. Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil. Bakın çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil. Aksine varlıkları ve çalışmaların sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinden doğrudan bağlantı kurulabilir? Bakın yukarıda sınıf farkı olmaksızın herkesin eşit olmasıyla alakalı bir yorum yapılıyor. E bu bizi nereye çıkartır arkadaşlar? Sınıf farkını reddeden halkçılığa. Bu tarz soruları bu kadar basit bir mantıkla çözebilirsiniz. Fazla düşünmeye gerek yok üzerinde. 25. soru. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın 1937'de imzaladığı amacı Orta Doğu'nun güvenliğini sağlamak olan birlik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Orta Doğu'nun güvenliğini sağlamak diyor. Abi, bu paktan ben daha önce bahsetmiştim. Neydi bu paktımız arkadaşlar? Tabii ki Sadabat paktıydı. Sadabat Paktı bu amaçla kurulmuştu. Bizim doğru cevabımız burada A şıkkıdır. 26. soruya geçelim. Batı tarzı yeniliklerin yapıldığı dönem olarak bilinen Meiji Restorasyonu hangi ülkenin modernleşme ve reform süreci içinde kullanılmaktadır? Bakın Meiji Restorasyonu. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi soru çözümlerimizde ben neyden bahsetmiştim? Musihito önderliğinde Japonya'da yapıldığından ben bahsetmiştim. Bizim buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Benim burada şöyle bir dipnot vereyim arkadaşlar. Bu Meiji Restorasyonu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı yeniliklerle hemen hemen aynıdır. Hani bu Musuito denen adam da bir nevi Japonya'yı yenileştirmiş ve çağdaşlaştırmıştır. Bunu karşınıza hani böyle karşılaştırmalı soru olarak gelebilir. Ve İlk denememizin son sorusuna gelelim. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı 3 ay mücadele ettiği ve Alman ilerleyişini durdurduğu kuşatma. Bakın Alman ilerleyişini durduruyor. Kuşatma aşağıdakilerden hangisidir diyor. Almanların arkadaşlar bir Barbarossa hareketi vardı. Bu sonuçta yapılan Stalingrad. Bakın Stalingrad kuşatması doğru cevabımızdır. Hatta bu kuşatma 2. Dünya Savaşı'nın arkadaşlar seyrini değiştirmişti. Yine burada Normandiya çıkarması önemlidir. Hatta oyunlara falan yansır arkadaşlar. Fransa'ya yapılan çıkartmaydı bu. Gene başarısız oldu. Pearl Harbor baskını arkadaşlar Japonlar tarafından ABD'ye yapılmıştı. Yine bunun sonucunda ABD Japonya'ya iki kentine arkadaşlar atom bombası atmıştı. Pearl Harbor'un filmi de vardır. İzlerseniz bilgi sahibi olabilirsiniz. Barbaros Harekatı yine arkadaşlar Almanların Ruslara karşı yaptığı harekat. Bunun sonucunda Stalingrad kuşatması oluyor zaten. Kartal hücumu da arkadaşlar Almanların İngilizlere yaptığı hava harekatıydı. Bunların hepsinden daha önce bahsetmiştik. İlk denememizin sonuna geldik. Vakit kaybetmeden ikinci denememize geçebiliriz arkadaşlar. İkinci denememizin ilk sorusu arkadaşlar. Türk adı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Türk adına ilk defa Çin kaynaklarına rastlanmıştır. Evet doğru. Türk adı coğrafi bir terim olarak ilk olarak ilk defa Kafkasya için kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar bu yanlıştır. Bizim doğru cevabımız budur. Neden? Hatırlarsanız Türk adının coğrafi bir şekilde Türk olarak kullanılmasının ilk defa 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında olduğundan ben bahsetmiştim daha önceki soru çözümlerimizde. Ve Orta Asya için deniyordu bu. Yine burada bir dük not verelim. 11. yüzyılda Anadolu için Türkiye tabiri kullanılmaya başlanmıştı. Yine ünlü bir seyyah vardı. Hatta dizisi çıktı bunun. Marco Polo Anadolu için ufak, Orta Asya için ise büyük Türkiye demiştir. Burada bir E şıkkımız var bizim. Türk adı güçlü kuvvetli anlamına gelmektedir diyor. Bu da arkadaşlar Uygur metinlerine geçmektedir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Türklerin İslamiyete geçişini anlatan İlk sözlü edebiyat örneği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın İslamiyet'e geçişinden bahsedecek arkadaşlar. Orta Asya'da İslamiyet'i ilk kabul eden devlet Karahanlı Devleti'ydi. Kimin zamanındaydı? Satuk Buğrahan zamanındaydı. Bizim doğru cevabımız D şıkkıdır. Şuradaki şu destanı Alper Tunga destanı bunlar İskitlere aittir arkadaşlar. Yine Ergenekon destanı var. Ergenekon destanı da arkadaşlar Bozkurt destanı ile birlikte Göktürklere aittir. Dede Korkut hikayeleri de o dönemi anlatan hikayelerden biridir. Üçüncü sorumuza geçelim. Tarihi Yemin adlı eserinde bakın. Tarihi Yemin bu eserden daha önce bahsetmiştik. Gazneli Mahmud'u anlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Gazne tarihiyle gaznelileri işlerken Gazne tarihiyle alakalı bilgiler veren ünlü tarihçi kim demiştik arkadaşlar? Utbi'ydi. Eserinden de zaten bahsetmiştik. Yine burada bir isim var. Bu da karşımıza soru olarak, gelebilir. Biruni Gazneli Mahmud'un sarayımın incisi, sarayımın hazinesi dediği ünlü alimdir arkadaşlar. Bu da Biruni. Başka bir soruda karşımıza gelebilir. Bilmekte fayda var. Dördüncü sorumuz. Mısır'da kurulmaları Fatimilerce yıkılmaları, yıkılışta etnik yapının etkili olması. Yukarıdaki bilgilerden hangileri İşitler ile Tolunoğulların bakın ortak özellikler arasında gösterilebilir diyor. Bu devletler neydi arkadaşlar? Mısır'da kurulan Türk devletleriydi. Tolunoğulları da Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletiydi. Bunu bilelim. Tolunoğulları kimden ayrılarak kurulmuştu? Abbasilerden ayrılarak kurulmuştu. Evet Mısır'da kurulmaları ortak özelliği. Yıkılışında etnik yapının etkili olması evet. Saray ve şeyi e, merkezi hanedanı neydi? Türktü ama halk Araplardan oluşuyordu. Bu da evet doğrudur. Ama Fatimilerce yıkılışı yanlıştır. Çünkü Eşitler Fatimilerce yıkılırken Tolunoğulları arkadaşlar Abbasiler tarafından yıkılıyor. O zaman ortak özellik olamaz. Doğru cevabımız C şık oluyor burada otomatikman. Bunları unutmayalım lütfen arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. 1. Selim büyük bir Türk imparatorluğu kurmak için Safavi, Memlük, Akkoyunlu devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir diyor. Şimdi 1514 yılında çaldıran savaşıyla Safavilerle mücadele etti arkadaşlar. Ardından vakit kaybetmeden 1516 Mercidabık 1517 Ridaniye ile Memlük devletiyle mücadele etti. Lakin Ak Koyunlu devletiyle mücadele edemez çünkü Ak Koyunlu devleti arkadaşlar 1473 yılında Otlukbeli Savaşı ile Fatih Sultan Mehmet'e karşı yıkılış sürecine girmiştir. Bunu unutmayalım. O zaman bizim buradaki doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. 6. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde ülkedeki tüm yargı organlarını denetleme yetkisine sahip olan Bakın ülkedeki tüm yargı organlarının denetleme yetkisine sahip olan ayrıca halkın şikayet dilekçelerinin de alındığı en üst yargı organı olan kurumu soruyor bize. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bizim bir anlatırken bununla alakalı ne demiştik? Kaz askerlik makamı vardı. Bizim buradaki doğru cevabımız kaz askerdir. Kaz asker veya kadı asker olarak da karşımıza gelebilir. Ayrıca yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları kadı kararlarına bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi maddeler var diye saymıştık. Yani kadı kararlarına itiraz nereye yapılır? Kazaskerliğe yapılır arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 7. sorumuza geçelim. Osmanlı devletinde hazinenin gelir kaynakları arasında avarız, iltizam, cizye, ulüfe hangileri gösterilemez diyor? Şimdi arkadaşlar Hatırlarsanız biz Ulufe için ne demiştik? 3 ayda bir verilen maaş. O zaman dev, devletin geliri artmak yerine hazineden para çıkıyor değil mi? O zaman bizim buradaki doğru cevabımız yalnız 4'tür. Çünkü diğerleri arkadaşlar avarız vergiydi. Cizye yine gayrimüslimlerden alınan vergiydi. İltizamda hatırlarsanız topraklardan toplanan verginin peşin para karşılığında şahıslara verilmesi. Bu şahısları da toplayan şahıslara da mültezim deniyordu. Yine bunlardan daha önce biz bahsetmiştik. 8. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sistemiyle ilişkilendirebilecek bir kavram değildir? Eğitim sistemiyle ilişkilendirilemeyecek. Şimdi cevabımız bizim burada mütesellimdir arkadaşlar. Neden mütesellim? Mütesellim sancak beyi veya beyler beyinin yerinde olmadığı dönemlerde vekalet eden kimseye denirdi. Bunun açıklamasını biz yapmıştık. Diğer yanlış cevaplara bakarsak burada bakın muhit var. Müderrisin yardımcısına verilen isimdi. Danışment öğrenciye verilen isimdi. Enderun neydi arkadaşlar? Enderun yine 1. Murat devrinde kurulan bir nevi sarayın içindeki okuldu. Müderrisi zaten arkadaşlar medreselerin başında bulunan kimselerdi. Bunların hepsi eğitimle alakalı iken B alakalı değildir. Dokuzuncu sorumuza geçelim. İlk kez saray dışından evlilik yapmıştır. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımak istemiştir. Ulemanın ödeneklerini kısmıştır. Yukarıdaki çalışmaları yapan 17. yüzyıl Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Biz genç Osman yani 2. Osman'dan bahsederken Böyle bir düşüncesinin ne olduğundan bahsetmiştik. Soru çözümlerimizde. Yine arkadaşlar Genç Osman bu düşüncelerinden dolayı Yeniçeriler tarafından ne olmuştu? Katledilmişti. Bunları bilmekte fayda var. Yine 1. Ahmet dönemi var bakın burada. Şöyle üstünü karalayalım. 1. Ahmet'te Ekberi Erçat sistemiyle en yaşlı olanın tahta çıkması uygulaması geldi. Yani veraset sistemi değişiyor. Kafes sistemi deniyor buna bir dedi. Yine 4. Murat var bakın burada. 4. Murat için arkadaşlar Bağdat Fatih ünvanı kullanılıyor. Bunları unutmayalım. Yine 4. Mehmet var. En genç yaşta başa gelen 7 yaşında ve avcı lakabı ile tanınan Osmanlı padişahlarından biriydi arkadaşlar. Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Diğer sorumuza geçelim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik olarak sıkıntılarla karşılaşmasına sebep olan olaylar arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Soru bizden 19. yüzyıl istiyor. Arkadaşlar bakın 19. yüzyıl. Ama aşağıdaki şıkları incelediğimiz zaman ne var arkadaşlar? Balkan Savaşları. Çünkü Balkan Savaşları arkadaşlar 20. yüzyılın olaylarından biriydi. Diğerleri bizi 19. yüzyılda sıkıntıya düşüren olaylardır arkadaşlar. Balkan Savaşları neydi? 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı. Bunun hemen sonrasında zaten 1. Dünya Savaşı başlıyor arkadaşlar. 11. sorumuza geçelim. Osmanlı egemenliğindeki Eflak ve Boğda'nın 1861'de birleşmesiyle oluşan ülke, bakın 1861'de birleşmesi olan oluşan ülke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hatırlarsanız milliyetçilik isyanları sonrası 1878 Berlin Antlaşması'yla hangi devlet bağımsızlığını kazanmıştı? Romanya, Sırbistan ve Karadağ. Ama bizim buradaki doğru cevabımız arkadaşlar Eflak ve Boğda'nın birleşmesiyle Romanya oluşmuştu. Eflak ve Boğda'nın diğer adı da Romanya olarak karşımıza gelebilmektedir. 12. sorumuza geçelim. 2. Mahmut döneminde halkın devleti olan bağlılığını arttırmak, eşit vatandaşlık anlayışını devlette egemen kılmak ve özel mülkiyete geçişin önünü Açmak için yürürlükten kaldırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Bakın özel mülkiyetten bahsediyor. Devletin insanların mallarına el koymasını önüne geçmek için koyulan sistem müsaadeledir arkadaşlar. Müsaadele sistemi ortadan kaldırılıyor. İltizam ve vergi gelirlerinin bir bedel karşılığında şahıslara verilmesine biz ne demiştik? İltizam demiştik. Bunları arkadaşlar unutmayalım lütfen. Bunlar önemlidir. Karşımıza soru olarak gelir. Yine burada bakın esham var. Eshamda iç borçlanma. Yani artık devlet zor duruma düşüyor. İçinden yani kendi halkından ileri gelenlerden borç alıyor. Bu iki sistemde karşımıza soru olarak gelebilir arkadaşlar. 13. sorumuza gelelim. Fransız İhtilali'nin Fransa'ya etkileri arasında Feodalite'nin yıkılması. Bakın Fransız İhtilali'nin Fransa'ya etkileri. Meşrutiyete geçilmesi demokrasinin gelişmesi hangilerinin olduğu söylenebilir diyor. Şimdi Fransız İhtilali sonucunda hak, hukuk, kişisel özgürlükler, adalet, meşrutiyeti ve cumhuriyetçi yönetimler olarak dünyayı etkili olduğunu biz bahsetmiştik. Bize soruda ne soruyor? Fransız İhtilali'nin Fransa'ya etkilerini soruyor arkadaşlar bakın. Fransız İhtilali'nin Fransa'ya etkilerini soruyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Feodalite İstanbul'un fethi sonrası Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla zaten olmadı mı arkadaşlar? Evet. Biz bundan bahsetmiştik. Meşrutiyet yönetim Fransa'da değil. Bakın meşrutiyet yönetim Fransa'da değil. Nerede? Dünyada. Örneğin Osmanlı Devleti. Lakin arkadaşlar demokrasinin gelişmesi neydi? Cumhuriyete geçiyor Fransa bundan sonra. Bizim için önemli olan burada C şıkkı oluyor. Güzel bir soru sormuşlar. Kafa karıştırıcı. Dikkatli incelemekte fayda var. 14. soru. Mustafa Kemal ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Makedonya şubesini açmıştır. Evet. 1917'de Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkmıştır. 1910'da Fransa'da düzenlenen Picardie manevralarına katılmıştır. Evet. 1913'te Sofya Ateşi Amirliği'ne atanmıştır. Evet. Balkan Savaşları'nda 19. Tümen Komutanlığı yapmıştır. Arkadaşlar 19. Tümen Komutanı olarak Balkan Savaşları'na değil biz nerede olduğundan bahsetmiştik. Çanakkale cephesinde olduğundan bahsetmiştik. Doğru cevabımız bizim burada E şıkkı. 15. sorumuza geçelim. Son Mebusan Meclisi'nin toplanması, Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması, Amasya görüşmelerinin yapılması, Ali Galip olayının yaşanması Milli Mücadele döneminde olan olaylardan bize ne istiyor? Kronolojik sıralamasını istiyor bizden. Şimdi Ali Galip olayı neydi? 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'ni engellemesi için kim tarafındandı? Damat Ferit Hükümeti tarafından düzenlenmişti. Ama lakin başarılı olamadı. Sivas Kongresi için yapıyorlar bunu ama başarılı olmuyordu arkadaşlar. Sonrasında ne oluyordu? Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ediyor. Damat Ferit Paşa hükümeti onun yerine kim geliyor? Ali Rıza Paşa hükümeti geliyordu arkadaşlar. Bu da 3 Ekim 1919'da. Ali Rıza Paşa hükümeti kurulduktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Temsil heyetiyle gene Ekim ayının ortalarında Amasya görüşmelerini yapıyorlar arkadaşlar. Amasya görüşmeleri yapılıyor. En son ne oluyor? Bu gelişmelerden sonra Ocak 1920'de de arkadaşlar Osmanlı Mebusan Meclisi geliyor. Ondan sonra şıkları incelediğimizde bizim ne çıkıyor karşımıza? 4, 2, 3, 1 yani A şıkkı. 16. sorumuza gelelim. Milli mücadele döneminde önemli bir yere sahip olan kongrelerde demokratik temsil, seçim, hukuki usullara saygı hangilerinin dikkate alındığı söylenebilir diyor. Arkadaşlar hukuki usullere uygun seçimlerle belirlenen delegelerden demokratik bir temsil olduğu söylenebilir. Hukuki usullar, seçim ve demokratik temsil. 3 2 1 şeklinde gidersek arkadaşlar yukarıdan düzeltiyorum aşağıdan yukarıya gidersek hepsini söyleyebiliyoruz. Doğru cevabımız bizim burada E şıkkıdır. 17. soruya gelelim. Lozan görüşmelerinin yarıda kesilmesi mecliste sert tartışmalara yol açmıştır. Mustafa Kemal yapılan eleştirilerle ilgili olarak muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. Bakın 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. Hala eski Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türk devletinin kurulduğunu, tam istiklal ve milli hakimiyetten asla vazgeçemeyeceğini anlamamışlardır demiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in Osmanlı'nın yıkıldığını, bağımsızlıktan vazgeçilemeyeceğini, kesintinin tarihsel geçmişle ilgili olduğunu hangilerini vurguladığı söylenebilir. Arkadaşlar yukarı incelediğimiz zaman bakın 3 4 tanelik hesap. Yani kesintinin tarihsel geçmişle alakalı olduğunu çıkartabiliyoruz. Hala eski Osmanlı devleti diyor. Osmanlı'nın yıkıldığını çıkartabilirsiniz. Bizim burada zaten istiklal ve milli hakimiyetten asla vazgeçemeyeceğini diyor. Bağımsızlıktan bağımsızlıktan bahsedebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 18. soruya geçelim. Bir su molası vermem lazım. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile elde edilen kazanımlardan biri değildir diyor. Şimdi biz ne demiştik? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Avrupalarca tanınması olabilir. Türkiye'nin diğer devletlerle eşitliğinin kabul edilmesi olabilir. Türkiye'nin sınırlarının kesin olarak çizilmesi düşünülmesi lazım. Misaki milli'nin büyük ölçüde gerçekleşmesi, Türkiye'nin bağımsızlığının tanınması. Şimdi arkadaşlar sınırlar kesin olarak çizildi mi diyor burada bakın. Sınırlar kesin olarak çizilseydi arkadaşlar biz Musul'u kaybeder miydik? 1926 yılında hayır. Veya 1936'da Hatay Anavatan'a katılır mıydı? Tabii ki katılmaz arkadaşlar. Demek ki sınırlar tamamen çizilmemiş değişikliklere uğramıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 19. soru. Türkiye'de milli egemenliği pekiştirmek için saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, çalışmalarından hangileri yapılmıştır diyor. Saltanatın kaldırılması, yerine cumhuriyetin gelmesi halk iradesinin göstergesidir arkadaşlar. Bakın saltanat kaldırılıyor, yerine cumhuriyet geliyor. Bundan sonra halifeliğin kaldırılması da arkadaşlar bu olayları pekiştiren olaylardır. Dolayısıyla milli egemenlikle alakalı bir durumdur. O zaman ne yapıyoruz? 1, 2, 3 işaretleyerek vakit kaybetmeden 20. sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kredi kooperatiflerinin kurulması, devlet üretme çiftliklerinin kurulması, toprak reformunun yapılması, Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması, Sümer Bank'ın kurulması. Arkadaşlar şıkları incelediğimiz zaman hepsi tarımla alakalıdır. Şimdi bankada kuruldu diyor. Bankadan acaba tarımla alakalı için bir banka kuruldu. Bu meçhuldür. Neden? Çünkü Sümer Bank arkadaşlar sanayi yatırımlarına destek amacıyla kurulmuştur. Tarımsal yatırımla destek amaçlı değildir. 21. sorumuza geçelim. Atatürk hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. Atatürk'ün bu söyleminden yola çıkarak millet ile hükümet arasındaki bu ayrımı ortadan kalkmasında saltanatın kaldırılması, kabine sistemine geçiş, cumhuriyetin ilanı, gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Tüm öncüler milletin iradesinin sonucu içindir. Yani halkın bu sürece dahil olması için yapılan çalışmalardır. O zaman benim doğru cevabım e şıkkı olur otomatikman. Kolay bir soru daha geldi karşımıza. İnşallah sınavda da böyle kolay sorular gelerek başarıya ulaşırsınız arkadaşlar. 22. sorumuz. Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Mazide kendine miras kalan hayati işler zamanın mecburiyetlerini tatmin edecek derecede değildir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de fertlerin teşebbüslerini neticelenmesini beklemek doğru olmaz. Yani diyor ki fertlerin teşebbüsünden kastı bireysel çalışmalarla başarı gelmeyecek diyor. Özel sektör bu işi beceremeyecek diyor. Atatürk'ün bu değerlendirmesiyle hangi ilkenin gerekliliğini vurgulamıştır? Tabii ki arkadaşlar iktisadi işler ve fertlerin teşebbüsüyle bu iş olmuyorsa kimin teşebbüsüyle olacak? Devletçilik ilkesinin teşebbüsüyle yani devlet eliyle bizzat biz yapacağız diyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 23. sorumuza geçelim. Türkiye'de laiklik ve demokrasi anlayışının tam olarak gelişmemesi ve rejime karşı tepkilerin meydana gelmesi hangisine kalıcı geçişi geciktirmiştir? Hangisine kalıcı şey sahit isyanı ve menemen olayı? Ne için yapılmıştı arkadaşlar? Neye geciktiriyor bu? Tabii ki çok partili denemelere, çok partili hayata geçiş denemelerine balta vuruyor. Çünkü kurulan partilerde bu olayları destekleyen insanlar olduğu için partilerin çoğu kapatılıyor arkadaşlar ve partilerdeki bu üye insanlar yargılanıyor ilerleyen dönemlerde. 24. soruya geçelim. Cumhuriyet döneminde görülen çok partili hayata geçiş denemeleri, kadınların siyasi haklar verilmesi, medeni kanunun kabulü, gelişmelerinden hangileri halkın yönetime katılımını arttırmaya yöneliktir diyor. Şimdi bir ve ikinci öncüne bakalım. Çok partili hayata geçiş, kadınlara siyasi haklar verilmesi. Evet bunlar doğrudur arkadaşlar. Ama medeni kanunun kabulü diyor. Medeni kanunun kabulü arkadaşlar hukuksal bir alandır. Hukuksaldır. Bundan dolayı buraya girmez. Bizim doğru cevabımız C şıkkıdır. 25. soru. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını korumak için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Hangisi bu çalışmalardan biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Milletler Cemiyeti evet. Locarno Antlaşması evet. Wilson ilkeleri doğrudur. Brian Kellogg Paktı doğrudur. Ama bakın burada D şıkkında Monroe doktrini var. Bu neydi arkadaşlar? ABD'nin yalnızlık politikası. ABD bundan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi politikası olan yalnızlığa geri dönüyor. Bir dahaki İkinci Dünya Savaşı'na kadar da piyasada çok fazla görülmüyor. 26. soruya gelelim. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yönetimde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Stalin, Hitler, Franco, Marshall, Tito. arkadaşlar buradaki isimlere baktığımız zaman sorunun hatalı olduğunu çok rahat göreceğiz. Çünkü bu isimler Birinci Dünya Savaşı'nda alakalı değil. Genelde İkinci Dünya Savaşı ile alakalıdır arkadaşlar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın başında ikinci Wilhelm vardır. Lakin burada bakarsanız ikinci Wilhelm yok. O zaman İkinci Dünya Savaşı olarak değerlendirelim biz bu soruyu. Yazım hatası olabilir dediğim gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda düşünürsek Almanya'nın başında kim vardı? Tabii ki Hitler vardı arkadaşlar. Burada gene diğer isimlere bakalım. Tito. Tito neredeydi? Yugoslavya'nın başındaydı arkadaşlar. Stalin. Sovyetler Birliği'nin. Franco. İspanya İç Savaşı'nda arkadaşlar milliyetçilerin lideriydi. Bunları da unutmamakta fayda var ve bu haftaki deneme sorularımızın son sorusu Tarihte kara perşembe olarak bilinen gün hangi olay için kullanılmaktadır? Şimdilerde arkadaşlar dikkat ederseniz özellikle internette, reklamlarda, TV'lerde her yerde karşımıza çıkıyor. Efsane cuma, muhteşem perşembe, yok değişik hafta sonları milleti kandırmaya çalışıyorlar böyle isimlerle. Dünya ekonomik krizinin olduğu zaman da arkadaşlar Kara Perşembe olarak adlandırılmıştı. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Gazap Üzümleri adlı eserde bununla alakalı detayları okuyabilirsiniz. Son sorumuzun cevabı da B şıkkıydı arkadaşlar. Sınava kadar elimizden geldiğince sizlerle soru çözümü yapmaya devam edeceğiz. Yine üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar için TYT AYT soru çözümlerimiz de gelecek. Onlar için de konu anlatımları vesaire yapmaya çalışacağım boş vakitlerimde. Bir dahaki haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Evden dışarı çıkmayın arkadaşlar. Haftaya görüşene dek hoşçakalın.